Alevilere, Aleviliğe dair yapılan müdahalelere yönelik yapacağımız uyarıların beyan edeceğimiz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Birazdan okuyacağımız basın metninin altında 820 tane ismin imzası var. Bunların arasında sanatçılar, kurum başkanları, aydınlar, dedeler, gazeteciler bulunmakta. Bunun dışında da 660 tane kurumumuz bu metnin imzacısı olarak imzalarını beyan ettiler bizlere. Cumhuriyet'in 100. yılında şu ikinci yılına başlarken yoğun bir çerçevede Alevi halkı toplumu cemevlerinin ibadethane sayılmasını, eşit yurttaşlık kavramlarının hepsinin yerine getirilmesini istedi. Sadece bunu kendine özgü olarak da istemedi. Bütün toplumlara, bütün halklara kardeşçe beraber yaşayacağımız Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Ermeni, Süryanisi, inananı inanmayanla beraber herkesle beraber yaşamak gibi bir derdimiz var sevgili dostlar. Ama maalesef birazdan Sayın Başkanlarımız söyleyeceklerdir. Şu an Alevi halkının toplumunu birbirini düşmanlaştırmaya gayret gösteren bir egemen mantık var. Devlet aklı var. Bu akıl 100 yıldır yaratılmaya çalışıldı, başarı olamadı sevgili dostlar. Bizleri itikat inancımızdan, pirlerimizden, analarımızdan, rehberlerimizden uzaklaştırtamadı. Şu an aramızda çok yoğun bir çerçevede tartışmalar var, yoğun bir şekilde. Benim burada bir Alevi talibi olarak söylüyorum. Bırakın bir kurum başkanı, bir pir olarak değil sevgili dostlar. Gelin, muhabbet edelim, dar didarlarımızı kuralım. Hakkın huzurunda, pirlerimizin, analarımızın huzurunda kıykıbetten uzak. Beraber oturup konuşalım. Ne talep ediyoruz? Bu talebim, bu çağrım Alevileridir. Alevi Bektaş Daire Başkanlığı'nın bünyesine giren Alevi dedelerinedir sevgili dostlar. Alevi olduğunu söyleyen bütün dostlarımıza biz incinsen de incisek de incitmemek gibi bir kavramını söyleyen pirin huzuruna gidiyoruz. Orada çok programlar yapılacağı dillendiriliyor, söyleniyor. Pirin huzurunda hepimiz özümüzü dara çekelim deriz ya, muhabbet ile bulan buldu hakkı, muhabbetsiz kimi kimde arar hakkı. Her şeyin başı muhabbet ise muhabbet edelim. Birilerin söylemlerine AKP'nin bu kadar toplumu kutuplaştırdığı bir süreç içerisinde bu hakkı, hukuku onlara teslim etmeyelim. 61 yıldır bu etkinlikler sürekli olarak yapıldı. Şimdi bugün açısından baktığımızda devlet 2 senedir bu dergah üzerinden özellikle bu etkinliklere müdahale etmeye çalışıyor. Şimdi bizim amacımız aslında devletin asli görevi olan işlerle ilgili ilgilenmesi ve dolayısıyla bir inancın nasıl yürütülmesi gerektiğini, nasıl yürüteceklerine yönelik bir çalışmaya devletin girmemesidir. Bu devletin asıl görevi. Aslında devletin anayasamızın 2. maddesi devletin niteliğini belirlerken demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir diye tanımlar. Dolayısıyla 10. madde anayasamızın 10. maddesi eşitlik ilkesi. Yani herkesin kanun eşitliğinin önünde eşitliğini belirler. 24. maddesi din ve vicdan özgürlüğünü belirler. Dolayısıyla herkes dini kanaatlerini yaşamaya, anlatmaya serbesttir. Dolayısıyla devletin bu konuda bir tahammülü olamaz. Yani bir inancı belirleme hakkı devletin işi değildir. Şimdi peki ülkemizde ne yapıyoruz? Biz aslında Alevi kurumları kurulduğumuz günle bugüne kadar tek bir özellikle bir şeyi vurguluyoruz. Laik devlet. Laik devletlerin anladığımız da şu, devletin inançlar karşısında tarafsızlığıdır. Sadece düzenleyici olarak inançların yaşamasını, olanaklarını sağlamasıdır. Onu tanımlama, onun nasıl yaşaması gerektiği ile ilgili değil. Ama biz bugün Alevler olarak bu ülkede ne yazık ki bunun tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Yani Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde biz yasaklı bir inanç haline getirdik ama bugün açısından da daha kötü bir şey yaşıyoruz. En azından geçmişte yasaklıydı, katlediliyordu vesaire ama yolumuzu sürdürme noktasında pir talip ilişkisi içerisinde yolumuzu sürdürüyoruz. Ama şimdi tam farklı bir uygulamayla karşı karşıyayız. Yani Alevi inancı, Alevilik yok edilmeye çalışılıyor. Alevi Bektaşı Cemevi Başkanlığı'nı kesinlikle kabul etmediğimizi defaatle bugüne kadar onlarca kez söyledik. 61.'si yapılan bu sene Hacı Bektaşi Veli anma etkinliklerinde bu başkanlık bize alternatif bir etkinlik yapma peşinde. Buradan bir kere daha söylüyoruz. Bir an önce etkinliğinizden vazgeçin. Kağıt üzerinde kurdurduğunuz dernekler ve federasyonlar Alevi örgütlerinin temsilcisi değildir.
Alevi örgütlerinin temsilcisi bugün burada gördüğünüz gibi bu yapılanmadır. Şu andaki basın açıklamamızın altında her ne kadar 657 imza olsa dahi bu imza istediğimiz zaman 1500'e kadar çıkacak sayıya sahiptir. Bu yüzden dolayı şu son günlerde gördüğümüz bazı nerede bir Alevi etkinliği varsa Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı bu etkinliğe katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor. Eğer asimilasyon gibi bir dertleri yoksa Alevi muhatapları bellidir. Alevi muhatapları Türkiye'deki federasyonlar, Avrupa'daki federasyonlar ve bu federasyonların bileşenidir. Biz bu kurumu kabul etmediğimizi bir kere daha beyan ediyoruz ve Hacı Bektaşvili etkinliğinden bir an önce defaatle hemen acil bir şekilde çekildiklerini bugün bildirmelerini talep ediyoruz. Alevilik kadim ve özgün bir inançtır. Bu inanca, bu kültüre, bu felsefeye sahip milyonlarca insan yüzyıllardır bu topraklarda var olma mücadelesi vermektedir. Aleviler hem kendilerini hem de inançlarını korumak için tarih boyunca bedel ödediler ve hala ödemektedirler. Ödenen bedellere rağmen inançları ve ibadethaneleri yasal güvence altına alınmamıştır. Tarih boyunca ibadethaneleri yasaklanmış ve dergahları, ziyaretgahları ya talan edilmiş, ya el konulmuş ya da başka inançların ibadethanesine dönüştürülmüştür. Alevi köylerine zorla camiler inşa edilmiş, Alevi çocukları zorunlu din dersine tabi tutulmuşlardır. Alevilerin çağdaş, laik, demokratik, eşitlik, barış, kardeşlik çağrıları ve talepleri her seferinde yeni bir katliamla yanıt bulmuştur. Hacı Bektaş ilçesinde bulunan Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı bir kez daha işgal edilmek istenmekte ve 60 yıldır devam eden Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Alevi Diyaneti olmaya soyunan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından mafyatik ve işgalci bir anlayış ile gasp edilmeye çalışılmaktadır. Bu anma etkinlikleri Alevilerin inançsal bir etkinliğidir. Hacı Bektaş Veli Dergahı Alevilerin en önemli inanç merkezlerinden biridir. Alevilerin sel çeşmesidir. 60 yıldır Alevi kurumları ve Hacı Bektaş Belediyesi organizasyonunda gerçekleşen ve Alevilerin inançsal ritüeli haline dönüşen bu etkinlikten devlet ve birimleri elini çekmelidir. Bu vicdanen kabul edilebilir bir durum değildir. Siyasi iktidarı uyarıyoruz. Bu anma etkinliğini kültürel festivallerinizle karıştırmayın. Bu bir turistik faaliyet ya da tek başına kültürel bir festival değildir. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve AKP-MHP ortaklığı bu tutumundan derhal vazgeçmelidir. Yapılmak istenen şey, üzülerek ifade etmeliyiz ki Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesinin ve ibadetini yapmak istemelerinin İsrail devlet tarafından yasaklanması ile eşdeğer bir durumdur. Alevilerin ibadethanesi olan Cemevilerini tanımayan, ibadethane olan Cem'i kabul etmeyen, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olan Madımak katliamı davasını zaman aşımına uğratan, katillerini serbest bırakan bir anlayışın Hacı Bektaş'ta bunları yapması anlaşılır bir tutumdur ama kabul edilemez. Her yıl 16, 17, 18 Ağustos'ta yapılan anma etkinliklerine bu başkanlık tarafından alternatif etkinlik konması ve halkımızı 15, 16, 17 Ağustos'a çağırması kötü niyeti açığa çıkarmakta ve iddialarımızı doğrulamaktadır. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı başta Aleviler ve Alevi kurumları nezdinde olmak kaydıyla hepimiz için yok hükmündedir. Böyle bir başkanlık Alevilerin talebi değildir. Bu başkanlıkla birlikte hareket eden herkes, her kurum Alevileri ve Alevi dostlarını karşılarına alacaktır. Biz aşağıda imzası bulunan kişiler, kurumlar, aydın ve sanatçılar olarak uyarıyor ve talep ediyoruz. 1. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı derhal kapatılmalıdır. Alevilerin inançsal faaliyet ve ritüellerinden elini çekmelidir. Aynı şekilde siyasal iktidar Alevilerin taleplerini kabul etmek yerine böyle oluşumlar eliyle Aleviliği katletme girişiminden vazgeçmeli ve Hacı Bektaş programı derhal iptal edilmelidir. 2. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile birlikte hareket eden kişi, kurum, sanatçı kim varsa bu başkanlığın işlediği aleni suçlara ortaktır ve bu ortaklığı bir an evvel sonlandırmalıdır. 3. Hacı Bektaş Veli Dergahı başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve benzeri kurumlar eliyle gasp edilmiş, el konulmuş bütün Alevi dergah, türbe ve ziyaret yerleri, ibadethaneleri bir an önce gerçek sahibi olan Alevilere teslim edilmelidir. 4. Alevilik, Aleviliktir.
Aleviler nasıl inanıyorsa o şekilde kabul edilmeli ve hiçbir inanca müdahale edilmemelidir. 5. Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinin 61. Ulusal 35. Uluslararası Programı Hacı Bektaş Belediyesi ve Alevi Kurumlarının ortaklaşa organize ettiği 16, 17, 18 Ağustos'tadır. Bunun dışındaki programları korsan programlar olarak tanımlıyor ve kabul etmiyoruz. Değerli dostlar, çok sayıda imza var. Dolayısıyla bu metni imzaya...